Televizyon ekranlarından Olay Haber Merkezi'nden iyi günler. Ben Deniz Antecik. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Saatler 17.45'i gösteriyor. Türkiye'de, dünyada ve Bursa'da ne gibi gelişmeler yaşandı? Günün gelişmelerine detaylı bir şekilde göz atacağız ama öncesinde başlıklar. Suriye ordusunun olası İdlib operasyonu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidiyor. Daha önce Soçi ve Ankara'da yapılan Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesi bu kez Tebriz kentinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de Tebriz kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile bir araya gelecek. Görüşmede ana gündem Suriye ordusunun kısa süre içinde planladığı İdlib operasyonu konusunda 3 ülke arasında uzlaşma sağlanması. Bir diğer başlıkla devam edelim. Kamuoyunda tartışmalara neden olan cumartesi anneleriyle ilgili milletvekillerine müdahale görüntülerine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Eylemlerle teröristler için mağduriyet yaratıldığını öne süren Bakan Soylu, ne yapsaydık? Anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık dedi. Bayram sonrası ilk merkez yürütme kurulu toplantısını yapan CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cumartesi annelerine yönelik sözlerine tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, herkesi terör örgütü mensubu olmakla, terör örgütüne yardımcı olmakla suçlamak son derece yanlış bir yaklaşımdır dedi. Ve Türkiye yeni haftaya cinnet haberleriyle başladı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 58 yaşındaki doktor anne ile 17 yaşındaki oğlu yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Yeğen tartıştığı iki amcası ile kendisine engel olmak isteyen yengesi ve halasını silahla vurarak öldürdü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı ve Kastamonu'ya gidelim. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı çatışmada 2 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Devam ediyoruz başlıklarla. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Yurt genelinde meydana gelen onlarca kazada yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetti. 800'e yakın kişi de yaralandı. Ve dünyadan bir başlık var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bilgisayar oyunu turnuvası sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan intihar etti. Saldırı Florida'da 2 yıl içinde meydana gelen 3. ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti. Başlıklardan aktaracaklarımız bunlardı. Sırada Bursa gündemi var. Evet, Bursa haberleriyle devam ediyoruz. Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş için getirilen yapılandırma fırsatında süre bugün doluyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin gün bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Daha önce 31 Temmuz'da biteceği açıklanan süre 27 Ağustos'a uzatılmıştı. Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün gün bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden de başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecinin ardından vergi dairelerine ödemelerse Eylül ayında gerçekleştirilecek. Evet, şimdi sırada bir trafik kazası haberi var. Bursa'nın Gemlik ilçesine gidelim. Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. 52 yaşındaki vatandaş feci şekilde can verirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bursa'da otomobili bozulan sürücü yardım bulmak için yolun karşısına geçerken hızla gelen aracın altında kalarak can verdi.
Kaza Gemlik ilçesi İstanbul yolu Engürcük mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde seyir halindeyken aracı bozulan 52 yaşındaki Yılmaz Varışlı, otomobilini kenara çekerek yardım bulabilmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 31 yaşındaki Kemal Özkan'ın kullandığı araç karşıya geçmeye çalışan sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yılmaz Varışlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracını terk ederek kaçan 31 yaşındaki sürücünün bulunması için ekipler çalışma başlattı. Şimdi Karacabey'e uzanalım. Orada da bir trafik kazası vardı. Karacabey'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Kaza Trakya Birlik Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan çıkan kamyonet, Bandırma yönünden Karacabey'e seyreden araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savrulurken, kaza sonrası can pazarı yaşandı. Her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Evet, uyuşturuculu operasyon sürüyor. Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslara uyuşturucu madde satanların peşine düşen polis eş zamanlı baskında bir kişiyi daha gözaltına aldı. Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik timler uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 10 şahsı gözaltına aldı. Polis 10 kişinin ifadelerinden yola çıkarak zehir ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş bir miktar metamfetamin, esrar, sentetik kornabinoid ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uludağ Milli Parkı'na gidelim şimdi de. Bursa'da 9 günlük bayram tatilinde Uludağ adeta ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ Milli Parkı'nı bayram tatilinde tam 130.315 kişi ziyaret etti. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ bayramda da ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, Uludağ'ın 1800 rakımlı Çobankaya mevkiinde piknik yaparak ormanın tadını çıkardı. Dünyanın en uzun teleferik hattını kullanarak Uludağ'a çıkan vatandaşlar, Bakacak'tan Bursa manzarasını seyretmeyi de ihmal etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Uludağ Milli Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı'nda 130.315 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi. Uludağ Milli Parkı'nda bulunan günlük mesire yerinde piknik yapma keyfini yaşayan ziyaretçiler ulaşım için teleferikten de yararlandı. Bursa'nın Uluabat Gölü'ne gidelim şimdi. Uluabat Gölü kıyısında eski Karaağaç Mahallesi leylekler için vazgeçilmez bir nokta. Her sene gelen leyleklere ev sahipliği yaptığından Leylek Köyü olarak da bilinen bölge yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Bu yaptığımız çalışmalar neticesinde ciddi bir farkındalık oluştu, güzel bir hassasiyet oluştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ve Leylek Köyü olarak da bilinen eski Karaağaç Mahallesi bu yılda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 150 bin civarında bir turistin eski Karaağaç Leylek Mahallemizi ziyaret ettiği bizi gerçekten sevindiriyor. Önceki yıllarda yaşanan leylek ölümlerine dikkat çeken Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, etkinliklerin farkındalığı artırdığı görüşünde. Eski yıllarda leylek ölümleri
has hafızdaydı. Bu yaptığımız faaliyetler neticesinde vatandaşlarımızda da duyarlılık oluşması akabinde bu leylek ölümleri neredeyse hiç olmayacak şekle büründü. Afrika kıtası başta olmak üzere çeşitli ülkelerden bölgeye gelen leyleklerin rahat edebilmesi için mahallede gerçekleştirilen özel çalışmalar da var. Buraya gelen leyleklerin daha rahat hareket edebilmeleri, üreyebilmeleri için bir leylek master planı gerçekleştirdik. Ve bu çerçevede havai elektrik hatlarının yer altına alınması olduğu gibi yine elektrik direklerinin üzerine, çatıların üzerine ahşap yuvaların konulması. Evet, bir armut bahçesine gidiyoruz şimdi. Adres Gürsu. Türkiye'nin armut bahçesi Gürsu'da hasat sürüyor. Santa Maria ve Deveci armudu gibi Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin yetiştiği bölgede yaz aylarında tatlı bir telaş var. Toplam armut üretiminin %30'unu yüklenen Gürsu'da bu yılda ürünlerden yüksek verim bekleniyor. Şimdi Türkiye'nin toplam armut üretiminin %28 veya %30'u Gürsu'dan. Türkiye genelinde toplam armut üretiminde önemli bir paya sahip olan Gürsu'da hasat sürüyor. 35 bin dönüm olan ovadaki arazinin 25 bin dönümü Santa Maria. Verimlerimiz Türkiye ortalamasının 5 katı. Türkiye'de dekar başına 1000 kilogram civarındayken Gürsu'da 4000 civarında. Hasatına başlayan Santa Maria cinsi armutun önemli bir bölümü ihraç edilirken hasatı Eylül ayında başlayacak olan ve ismi Gürsu ile özdeşleşen Deveci armudunda da yüksek verim bekleniyor. Şimdi Santa Maria'dan sonra zaten aslında Gürsu ile biraz daha özdeşleşen hem bizim yerli olan Deveci armudumuz başlayacak. O da Eylül sonu gibi hasatta başlar. 45 bin ton civarında bir Deveci armudu rekoltemiz var. Evet, Bursa gündemini geride bıraktık. Gündemin getirdikleri dünya haberleriyle devam ediyor. Dünya haberlerinde ilk durağımız Hindistan. Hindistan'a gidiyoruz şimdi. Hindistan'da günlerdir etkisini sürdüren muson yağmurları adeta beton binalardan intikam alıyor. Ülkenin batısındaki Ahmedabad şehrinde pazar akşamı çöken bir binanın enkazında mahsur kalanların arama çalışmaları sürüyor. Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı. Yakınlarını enkaz altından kurtarmak isteyenler olay yerine akın etti. Tüm uyarılara rağmen bazı binaların balkonları da meraklı mahalle sakinleriyle doldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkazdan 2 kişi sağ kurtarıldı. Ancak göçük altında en az 10 kişinin daha kurtarılmayı beklediği tahmin ediliyor. Hindistan'da her yıl yaz mevsiminde etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle çok sayıda bina çöküyor, yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor. İngiltere'ye gidiyoruz şimdi. İngiltere'nin kuzeyindeki Norfolk sahili yakınlarında bir balıkçı teknesi battı. Teknedeki 5 kişiden 3'ü kendi çabalarıyla ulaştıkları bir yolcu gemisi tarafından kurtarıldı. İşte o anlar. Pasifik Prensesi isimli bir yolcu gemisinin mürettebatı tarafından çekilen görüntülerde İngiltere'nin kuzey sahillerine balık tutmak için açılan bir teknedeki denizcilerin kurtarılma anları saniye saniye yer alıyor. Norfolk açıklarında etkili olan şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle batan teknedeki 5 kişiden 3'ü altıgen kırmızı renkli bir can kurtaran botuyla yolcu gemisine yaklaşıyor. Gemiden atılan halatlara tutunan 3 denizci sağ salim kurtarılıyor. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları helikopterlerin yardımıyla sürüyor. Evet, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yolsuzlukla mücadele konusunda düzenlenen referandum hüsranla sonuçlandı. Referandumun geçerli olabilmesi için gerekli olan katılıma ulaşılamadı. Bu yıl 3 kez sandık başına giden Kolombiyalılar yolsuzlukları engelleyecek yeni yasalar için düzenlenen referanduma ilgi göstermedi. Referanduma katılım yasal sınırın altında kaldı. Referandumda Kolombiyalılara kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi,
Yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin 3 dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi gibi hususlarda 7 soru yöneltmişti. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da tam bir yıldır süren insani dram artık farklı bir boyut kazanmak üzere. Bölgede yaşananlara ilişkin soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yapıldığını açıkladı. Orduda görevli generallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi. Myanmar ordusunda görevli generaller, Arakanlı Müslümanlara soykırım suçundan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı devam eden insanlık dışı uygulamalar, Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporla gün yüzüne çıktı. Operasyonların birinci yıl dönümünde yayımlanan raporda Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım suçlamasından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması görüşüne yer verildi. Raporda Arakan, Kaçin ve Şan bölgelerinde insanlığa karşı suç ve savaş suçları ile ilgili Genelkurmay Başkanı dahil en üst düzey generaller soruşturulmalı ve haklarında dava açılmalı denildi. Askerlerle Budist milislerin Arakan Müslümanlarını katlettiği, işkenceden geçirdiği, evleri kundakladığı ve tüm bunları soykırım niyetiyle yaptığı ifade edilirken, kadınlara tecavüzün savaş taktiği olarak kullanıldığı vurgulandı. Myanmar yönetimi Birleşmiş Milletler Soruşturma Ekibi'nin ülkeye girişine izin vermemişti. Buna karşın 857 kurban üzerinde yapılan incelemeler, tanık mülakatları, bölgeden edinilen uydu görüntüleri, orijinal belgeler, fotoğraflar ve videolardan faydalanarak sonuçlara ulaşıldığı açıklandı. Sayın seyirciler, gündemin getirdiklerinden aktaracaklarımız bunlardı. Yarın akşam 17.45'te yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.